Sunumlarımızda slaytların dinleyicilerin karşısına nasıl geleceklerini ayarlamak amacıyla geçişlerimizi belirlemiştik. Geçişlerle ilgili en çok dikkat edilecek nokta geçişin süresidir, yani geçiş animasyonunun oynama süresidir. Bu amaçla tek tek slaytlarımızı açtıktan sonra seçili animasyonun ne kadar sürede oynayacağını öğrenmek için sağ taraftaki Duration bölümünü kontrol edebiliriz. Bazı geçiş animasyonlarında süreler 1-2-3 saniye gibi oldukça makul seviyelerdeyken, bazı geçiş animasyonunda bu süreler oldukça uzun olabilmektedir. Bu şekilde uzun sürelerde yine dinleyicilerin sıkılmalarına sebebiyet vereceğinden, sürelerin ideal olarak 1 ila 3 saniye arasında ayarlanmasında fayda vardır. Dilerseniz yine geçişlerimiz için ses efektleri ekleyebiliriz. Ancak resmi sunumlarda bu tip ses efektleri çok hoş karşılanmamaktadır. Yine tekrar birinci slaytımı açarak bu slayttan diğerine geçiş Advanced Slide bölümüne bakalım. Yine şu anki haliyle gösteri moduna sunumumuzu aldığımızda bu slaytla işimiz bittikten sonra bir sonraki slayta geçmek için fare tıklatması yöntemi kullanılmaktadır. Gösteri modundan çıkıp tekrar birinci slaytımı açıyorum. Dilerseniz Advanced Slide bölümündeki On Mouse Click seçeneğinin işaretini kaldırıp After seçeneğini işaretleyerek bir süre ayarlaması yapabilirim. Bu durumda gösteri moduna geçiş yaptığımda sol klik herhangi bir işlem yapmayacak, bir sonraki slayta geçmeyecek ve ayarladığım süre dolduğunda kendiliğinden bir sonraki slayta geçiş yapılacaktır. Ancak yine bir sunucunun sunum işlemi yapacağı durumlarda bu işlem çeşitli karışıklıklara sebep olabilmekte. Yine bir sonraki videoda göreceğimiz üzere özel animasyonlar eklediğimiz durumlarda bu şekilde süre ayarlamaları problemler çıkartabilmektedir. Dolayısıyla kendiliğinden oynayacak otomatik sunumlar haricindeki tüm sunum türlerinde On Mouse Click seçeneğini kullanmanızı öneririm. Böylelikle slayt geçişleri, geçişlerin süre, ses ayarlamaları ve bir sonraki slayta geçiş işlemlerini tek tek incelemiş olduk.